Hostes nerede kaldı acaba ya? Siz de hostes sever misiniz? Benim? Hostes diyorum. Müthiş yaratıklar değil mi? Hastasıyım. Birader, ben bu muhabbetin nereye gideceğini biliyorum. Sen benden uzak dur, gözünü seveyim. Hele bu şirkette Jüride diye bir tane var. Görsen aklını kaybedersin. Jüride mi? Bir küçücük böyle, minnacık böyle kutu gibi. Kutu? Kibrit kutusu. Sırf onun için biniyorum bu uçaklara vallahi. Yoksa ne işin var Antalya'da? Arkadaşım sen rahatsız mısın, hasta mısın, deli misin, beni mi buldun ya? Gözünü seveyim biraz uza. Yani neredeyse. Ama müthiş bir hobi. Şiddetle tavsiye ederim. Ben de seni şiddetle terbiye ederim biliyor musun? Ne gibi? Neyse kusura bakma zaten zamanım yok. Seninle uğraşamayacağım yani, anlatabiliyor muyum? Bak keyfine ya. Yolcu da sever misin? Ben bayılırım. Ulan Eray, seni mahvedeceğim lan. Seni güzelliğimle mahvedeceğim. Pişman olacaksın. Onunla değil de keşke bununla evlenseydim diyeceksin. Allah'ım çok güzelim ya. Mühim olan şimdi anneme yakalanmadan bu evden tüymek. Annem. Nereye gidiyorsun? Bir yere gitmiyorum annem vallahi. Sürünüyorum hastalıktan. Canım benim. Al şu ıhlamur içi. Niye öyle giyindin o zaman? Şey annem. Şey dedim ben dedim. Kendi kendime dedim. Şey dedim. Öyle dedim. Giyinirsem iyi giyinirsem dedim. Kendimi dedim. İyi hissederim dedim. Ay bak. Bak bu çok iyi gelir. İç anneciğim şunu. İç yavrum. İçeyim. Anne. Ne oldu? Yaklaşma. Niye? Sana da bulaşmasın. Yok çocuğum yok. Bana geçmez. Geçmez. Ay çok hastayım annem. Ay canım benim. Hadi çıkart üstüne gelir de pijamanı giy anneciğim. Nerede pijamanı? Aman annem sen git. Sana bulaşmasın. Evde en azından biri iyi olsun. Yoksa bana kim bakacak? Canım benim. Canım çocuğum benim. Ay çok yaşa. İyi yaşa yavrum inşallah. Allah korusun aman seni. Anne. İyi hiç gitmeyecek sandım ya. Kız çıktın mı evden ne yaptın? Ben de çıkacağım da annemi atlatmaya çalışıyorum. Ama tabii ki de Jüli de her şeyi başardığı gibi bunu da başaracak. Manyak mısın? Söyler miyim? Hasta olduğumu zannediyor benim. Tamam. Yaşasın kötülük! Hı? Ay saçmalama. Ay anneme diyebilir miyim öyle bir şey? Anneciğim kusura bakma ben gidiyorum Eray'ın düğününü basacağım. Rezalet çıkaracağım. Yok artık daha neler. Vallahi gebertir beni kız öldürür. Sen miyim? Annemi tanımıyorsun bebeğim. Ha? Aa. Yok yok geleceğim. Bana bak biraz geç kalabilirim. Oyala onları. Güzel et. Ya bakma sen bunun böyle sümsük gibi göründüğüne Tahir abi. Normalde çok acayip iyi bir boksördür ha. Bir görsen gurur duyarsın kendisiyle. Bildiği her şeyi ben öğrettim, çalıştırdım ya. Göstersene kız Tahir abiye. Evet kelebek gibi uçarım, arı gibi sokarım Tahir Bey. Abi bunlar delirmiş ya. %100 tabii. Ama yine de güzel bir şov olabilir tabii. Arada komedi niyetine iyi gider. Valla çok doğru söyledin Tahir abi. Tam bir show must go home yani. Bu zamanda kim karısını renkte dövüyor ki? Herkes kapanmış eve. Çok sıkıcı. Biraz ortalık şenlensin yani. Seyirci, karı koca olduğunuzu bilirse maça para yatırmaz ki aptal. Kız, adın ne senin? Nihalet Tahir Bey. Ama arkadaşlar kendi aralarında İtalyan kısra der. Ya bak bunu da gelirken yolda ben öğrettim kendisine ha. Nasıl? Ya bak Nihale bacım. Senden İtalyan olmaz. Ya. Kısra. Hiç olmaz. Senin adın intikam ineği olsun. İnek mi? İntikam ineği. Kocam boksördü. Eminönü Aygırı ile maç yaparken kafasına aldığı darbeler yüzünden öldü. Eminönü Aygırı mı? Evet. Eminönü Aygırı. İşte bu. Her neyse. Kocan ölünce üç çocukla dımdızlak ortada kaldın.
İntikam yemin etti. Ettim değil mi? Ettin. Oğlum sen kocamı nasıl öldürürsün? Katil, katil. Hah şöyle. Üzeyir. Buyur abi. Çocuklara haber ver. Yarın akşam bunların maçını programa alıyoruz. Tamam abi. Anam kaptık ya işi. Koçum benim be. Ay dokanma bana. Vallahi çok pis ant içtim. Yarın akşam seni eşek sudan gelinceye kadar döveceğim. Kocamın intikamını alacağım. Pis katil. Aynen böyle işte be. Yürü be kızım. Kim tutar seni? Ay çocuklar ne yapıyor acaba? Açtın mı açıktın mı değil mi? Allah'ım Allah'ım. Oh be. Manitaya bak. Efendim? Hostes ediyorum. Yeni galiba. Taşmış. Taş. Taşmış mı? Değerli yolcularımız, kalkışta, inişte ve kemer yıkaz ışıkları yanarken kemerlerinizin bağlı, koltuklarınızın dik ve masalarınızın kapalı konumda olduğundan emin olunuz. Manitaya bak. Böyle bir manitam olsun. 150 milyar borcum olsun. Kardeşim sen erkeklerin kulağına fısıldayan adam mısın ya? Ha? Yüzüğü görüyor musun yüzüğü? Yüzük? Ha, ha. Anlamını biliyor musun? Ne? Kendi güvenliğiniz için oturduğunuz süre boyunca kemerlerinizi bağlı tutunuz. Kemerleriniz gösterildiği şekilde bağlanır, belinize göre ayarlanır ve açılır. Anne! Aniş! Tuvalette misin kız? Şapşik! Oldu o zaman. Akşama görüşürüz. Adios amigos. Muchas gracias. Anne. Nereye? Asıl ben sormalıyım nereye. Sen nereye? Ben şeye, bahçeye, havaya ihtiyacım vardı. Güzel. Gel. Havadan önce biraz şunları al. Ondan sonra havada alırsın. Ah, bismillahirrahmanirrahim. Bunlar da neyiniz anne ya? Bunlar şifalı şeyler. Şifalı şeyler. Tanıştırayım. Bu da hastalıklı kızım Jülide. Şifalı şeyler mi? Hı hı. Nane, zencefil, limon, zerdeçal, kikik, ıhlamur, tarçın, zeytinyağı, balzamik, bulaşık suyu, keçi falan filan işte. Gel canım. Ne yapıyorsun anne ya? Bunları bana yedirmeyeceksin herhalde. Tabii ki sana yedireceğim yavrum. Hasta olan sensin. Bak çok güzel bu keçi. Gel. Anne saçmalama. Tamam tamam. Galiba ben iyiyim. Yani kendimi iyi hissetmeye başladım. İyileştim sanırım. Perfect. Gördün mü bak? Ne kadar faydalı işte. Maşallah. Yani görmek bile yetiyor insana. Aa bak. Oh mis gibi kokuyor. Gel. Çok sağlıklı çocuğum. Gel. Her gün dinliyorum ben televizyonda. Hadi aç. Çay kahve alır mısınız? Yok, almayayım, sağ ol. Soğuk bir şey alır mısınız? Yok, almayayım, sağ ol. Pardon, pardon, siz bir şey alır mısınız? Yok, yok, o da almaz, sağ olun, teşekkür ederiz yani. Neden? Ya kendisi niyetli, öyle diyeyim yani. Niyetli mi? Evet, biraz art niyetli, yani nasıl anlatılır? Art niyetli, o bakımdan şey yapamıyor yani. Pardon, sizi bir yerden hatırlıyor muyum? Kimi, beni mi? Evet. Yani bilmiyorum. Yaş itibariyle biraz gençsiniz de. Şöyle bir şey olabilir mi Jülide Hanım? Ben sürekli Jestet Hava Yolları'yla uçuyorum. Belki karşılaşmış olabiliriz. Aa, öyle mi? Jestet Hava Yolları'nı tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Estağfurullah, estağfurullah. Biz de bu göğüs dekoltesi ve sütun bacaklar için teşekkür ederiz yani. Gözümüz gönlümüz açıldı. Anlıyorum. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. İyi yolculuklar. Şişt, dur kız. Hemen nereye gidiyorsun? Angut.
Beyefendi çok rica ediyorum ama laflarınıza dikkat edin. Zaten çok gerginim. Saçınızı başınızı yoldurtmayın bana lütfen. Hah, işte böyle olacaksın. Anladın mı? Aslan. Tüpriz. Ya sen sana inanamıyorum. Ne işin var burada? Ne kadar seksi olmuşsun kız. Evde niye böyle gezmiyorsun ha? Aslan rica ediyorum manyakça bir şey yapma. Kız bizim yüzümüzden işten atılır. Ya yavrum bundan daha büyük manyaklık olabilir mi? Gözünü seveyim. Baksana ya. Şu haline bak. Bir de benim bu aptal durumuma bak. Bir de yanımda yatan baygına bak. Daha ne aptallık olacak? Daha ne salaklık olacak? Aslan. Ha? Sen mi bayıttın yoksa? Ya ufak bir şey yaptım ama yani sen tanısaydın samimi söylüyorum benden daha hızlı davranırdın yani. Herif resmen sapık çıktı. Gel beni bul. Bana bak. Ha? Tuvalette buluşalım mı birazdan? Aslan lütfen manyaklaşma. Uçak inene kadar seni tanımıyorum. Lütfen beni rahat bırak. Senin yırtmacını yerim, yırtmacını. Şişt, sallama öyle kendini. Hele.